Bugün valla biraz iyiyim. Biraz daha iyiyim diyorsunuz. Biraz daha iyiyim ama yine biraz psikolojilerimiz bozuk. Ne oldu? Bir şey oldu mu dünden sonra? Dün abisine diyor öve. 25 senedir diyor görüşmüyor. Evet. Peki benim o çocuğum öve olduğuna dahil söylüyor abisine 25 senedir konuşmuyor diyor. Onun çocuğu da bir, üç tane çocuğum var diyor. O da kabul etsin bir tane çocuğunu Öve olduğunu. Ne olduğunu? Evet. Onda da var bir tane çocuk Öve. Üvey çocuktan evet. bahsediyorsunuz. E ama işte, i̇şte o bu... bana söylüyor. Ben söyledim mi şimdiye kadar? Söylemedim. O bana söylediği için hı hı. ben de ona söylüyorum. E şimdi orada o hani şey olabilir. Yani hı. onlar farklı belli ki kardeşler arasında farklı bir şey Benim olmuş. Benim çocuğum şu an hasta, kan kusuyor. Hangi çocuk? Buradaki. Benim çocuğum sinire gelemiyor, benim çocuğum rahatsız. Diyor ki 25 senedir konuşmuyor, parayı diyor benim diyor abime verecek. İster abine veririm, ister dellazeye veririm, ister huzur evine veririm. Çalışıp sen mi bana getirdin? Yani sonuçta sen, peki Gönül Hanım şunu soracağım hı. size. Sizin en son hani dün e, Gerçek Bey'de bağlandığında evet. birkaç şeyden bahsetti. Bizim evet. işte 50 bin TL olacak, şöyle olacak evet. falan. Ama siz onları da kabul etmediniz ya. Siz Güzelim. aslında, siz aslında ne istiyorsunuz? Güzelim, bu karısı kendisi çok yalancı. Hani kendini ağlatıyor ya, merhamete getiriyor ya. Karısı da kendisi de abisini okulda tuzak kurmaz. Beş kişiyle. Şimdi şunda bu altın meselesi, altın meselesine geldiğimizde. Evet. Şimdi Gerçek Bey şimdi ne kadar bize hayır öyle değil aslında ben bu konuyu kapatmak istiyorum dese de demek ki bu altınlar gerçekten alınıp değiştirilmiş değil mi? Burada hepimiz evet. sen hemfikiriz. Evet. Benim iki çocuğumu bağlayabilir misiniz Allah rızası için? Hah buyurun. Yani bu senin evladın bir, evet. kendi çocuğu, kendi çocuğu, bir de oğlun yani, kız evet. fark evet. etmez de. Evet. Sana teklifle geldi. Birinci teklifle geldi. Evet. Kabul etmedin. İkinci teklifle geldi, kabul etmedin. Sen çocuğunla yani niye böyle çekişmeli davranıyorsun? Ben onu anlamadım ki niye kabul etmiyorsun sen çocuğumu. Çünkü. Ma bir şey söyleyeyim. Senin malın evlatların için zaten. Allah Peki. korusun bir şey olsa evlatların zaten elindir ki mal. Peki ablacığım, Af, İyi güzel. Ben ev alsaydım. Ben mefaat etseydim. Evet. Bu mal mülk kime kalacaktı? İşte çocuklarına kalacak. Bunu söylemeye çalışıyorum bak, ben. Bak ne de. güzel söylüyorsun. Evet. Bunu ben sana emanet verdim. Ya çok ihtiyacı vardı belki. İhtiyacı olsaydı bak ben onun evine gittim güzelim. Sarafa gittim bu sahte. Ya ablacığım sonuçta ben bu senin çocuğun. Siz beni dinler misiniz? Ben onun evine güzellikle gittim. Hı -hı. Bak Gönlün kızım ağrı. bunlar sahte. Kendini benim gelin yere attı. Benim oğlum bana hakaret etti. Bak ben ona yine yol gösterdim. Yine yol gösterdim. Arabayı satmayacak mıydı? Evet. Sattırmadım. Ya Gönül Hanım şimdi çoluğunuzu çocuğunuzu burada rezil ediyorsunuz. Emin ol, kendiniz de rezil ediyorsunuz. Bir dakika ablacığım ben anlatayım Ama siz anladık dinleyin. Anladık geldiğinizden beri bir. De... Bak bu çocuk size ılımlı davranıyor. Anne biz bunu çözelim diyor. Siz neden kabul etmiyorsunuz? Burada öyle söylüyor. Telefonda başka telefonu söylüyor. bırakın. Burada Esra Hanım çözecek bu işi. Evet. Eline ayağını öpeyim. Ama bir vereceğim dedi Var ya. Mısın? Vereceğim dedi. Birlikte notere gidelim dedi ya Gönül Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben evet. dün amcamı aradım. Burada vereceğim demişti. Ben dün amcamı aradım. Bana dedi ki vermeyeceğim. A parayı alacak dedi. Büyük dedi oğluna verecek evet, dedi. Evet onu sonra söyledi ya tam giderken hani oğlunun üzerine hani evet. o hesaba yollanacak diye vermeyeceğim dedi. Evet. Tam burada Yine neden versin? vereceğim diyordu telefonda İlk vermeyeceğim. Vereceğim ben oğlumun üstüne yapacağım. Çünkü benim okumam yazmam yok. Ben o parayı bankaya yatıracak ya da altına şey yaptıracağım. O parayı ben işletecek e, kendimi açar alacağım. size. Size ya, hesap açar. Şimdi bir oğlunuzdan alıyorsunuz, bir oğlunuza veriyorsunuz. Madem siz ev alacaksın, ev aldıttırın Esra Hanım burada yardımcı olsun. Bu altınlar gelsin, yaptırdırın arkadaşım e, getirsinler. ya. Getirsinler. Getirsinler. Ama siz ılımlı olun artık. Bir ılımlı olun, bir sakinleşin. Ablacığım burada kamerada söylüyor köşeyi dönüyor diyor, cayıyor. Tabii Esra Hanıma hmm. ne söz verdiyse o olacak. Tamam bizde şahiti zaten. Telefonlar mı dinleyebilirsin? Ama şimdi siz bazı şeyler yok onun karşılığında araba ipotek bilmem ne falan, söyledim, falan filan dediniz söyledim. ya. O evet. zaman diyor ben öyle istemiyorum. Evet söyledim. Ama noterle olur diyor. Noterle yeterli oluyor mu Hüseyin Bey? Şimdi işin esası görünüyor ama katılıyorum ben. Şöyle oğlu öyle çok da ödeme niyetli bir hareket gerçekleştirmedi ki. Dedi ki 50 bin lira borç buldum ben. Şu anda vazgeçti dedi bana vermek isteyen kişi. Şimdi Gönül Hanım diyor ki, bakın tabii ki çocuklara destek çıkmak lazım. Yakınlara destek çıkmak lazım ama e, istemesi lazım onların. Çalmaması lazım. Çalmakla istemek ayrı şeyler. Gönül Hanım'dan isteseydi veriyormuş zaten Gönül bir Hanım. Tane Ama verdim. kendinize emanet bırakılan bir şey ihanet ederek bir kere Tabii, bu yanlış onu bir iç ettiyseniz sonra ödemeyeceğiniz konusunda da bir güvensizlik oluşabilir. Normaldir bu. Şimdi Gönül Hanım şeyde yapmıyor ki yani arabayı da ipotek et üstüne. Araba ipotekli olacak borcunu ders ipotek kaldırılacak zaten. İpotek böyle bir şey bir rehin. Yani bu borç ödendiği takdirde kalkacak diyor. Evet. Bu kadar da bahsediyor. Peki noterle Çok oluyor mu bu iş? Oluyor evet. Öyle de oluyormuş bak. Gönül e tamam. Hanım. Menkul rehni zaten noterle Bana yapıyorlar. dedi ki anne 7 milyar param var dedi. Bir tane belizik ver. Araba alayım. Bak böyle çıkardım karısına verdim. Karısı o. Ben üçümüz sarfa gittik. Sattım parayı ona verdim. Ben ona dedim ki bunu bana paran olduğu zaman öde. Dört sene oldu ben ondan para istemedim. Yemek istemedim sıkıştırmadım. Bana ne zaman bunu yaptı ben bunu istedim. Tabii o zaman ihanet ezilmiş gibi evet. hissediyorsunuz ve evet. o zaman kötü geliyor evet. sana burada ve... Burada hani e, annelerimiz var. Yani insan benim de oğlum var. Evet. Şimdi Allah bağışlasın. olur mu olur insanı şaşırtabilir. Ben de düşünmeye çalışıyorum. İnanın. Benim eğer e, şimdi işler değişti. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi ben bir sözümü bitireyim. Benim de oğlum var. Diyelim ki Allah şaşırtma ben oğluma yani neyim varsa veririm benim olan şeyi onun ama diyelim ki böyle bir şey yaptı. Evet kırılırım, çok kırılırım. Ne benden isteseydi verirdim diye düşünürüm ama affeder miyim? Affederdim ben. Ben öyle düşünüyorum. Yani Allah göstermesin çok kırıcı bir şey. Size çok hak veriyorum ama affederdim herhalde oğlum. Ben affederdim yani bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.